olması gerektiğini tavsiye ediyor. Sağlık teknolojisi gelişiyor. Göz hastalıklarında lazer tedavisinin yanı sıra dokunmadan lazer yöntemi de uygulanıyor. Yöntem özellikle kornea inceliği gibi nedenlerle klasik operasyonun yapılamadığı hastalarda tercih ediliyor. Gözü lazer tedavisi uygulanamayacak kadar hassas olanlar için dokunmadan lazer yöntemi tercih ediliyor. Bu yöntemin en önemli özelliği gözün ön kısmı korneadan herhangi bir dokuyu kesmememiz ya da çıkarmamamız. Çünkü özellikle eski yöntemle ya da bir tabaka kaldırılarak yapılan yöntemle pek çok hastayı ince korneyalı, düzensiz korneyalı ya da başka sebeplerle o lazerin dışında bırakmak zorunda kalıyorduk. Kornea inceliği nedeniyle klasik lazer yöntemi uygulanamayan Serpil Çekin bu yöntemle tedavi olmuş. Yaklaşık 20 yıldır gözlerim bozuktu ve lens kullanıyordum gözlükle birlikte. En son gözlükten ve lensten sıkılıp ameliyat olmaya karar verdiğimde doktora gittiğim zaman gözlerime asla ameliyat yapılamayacağı söylenmişti. Kornea tabakam normalinden çok fazla inceydi. Dokunmadan lazer yönteminde anestezi kullanılmıyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat rahatsızlıklarında uygulanabiliyor. Yaş hipermetropisi olan insanlarda uygulanabiliyor. Daha önce katarak cerrahisi geçirmiş ve bu nedenle gözüne basmamamız ya da dokunmamamız gereken insanlarda uygulanabiliyor. 2.75'te en son ameliyat olmadan önce yazıları okuyamıyordum, odaklanamıyordum, konsantremi kaybediyordum. Ameliyattan sonra tabii bu çok benim için çok büyük bir gelişme oldu. Klasik lazer yöntemine göre iyileşme dönemi daha uzun sürüyor. Operasyondan yaklaşık 3 ay sonra tamamen düzelme sağlanıyor. Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülmecid tarafından